kararken henüz olgunlaşmamış avokadolar tercih edilmeli. Çünkü olgunlaşmış olanlar suyun içerisinde fazla yumuşayıp dağılabilir. Ki bu da istenmeyen bir durum. Daha sonra avokado ikiye bölünüyor ve ortaya kocaman bir çekirdek çıkıyor. Eğer çekirdeğiniz bizimki gibi henüz kahverengileşmediyse doğru yoldasınız. Avokadonuz henüz olgunlaşmamış. Artık gönül rahatlığıyla turşu kurabilirsiniz. İlk parça dilimlere ayrılıyor. İkinci parçaya gelindiğinde ise önce çekirdek çıkartılıyor. Ama atılmıyor. Avokado bildiğiniz gibi değerli bir meyve. Bu sebeple çekirdeği de üreticiler için epey önemli. Çekirdeğin çıkartıldığı kısım da bıçakla temizleniyor. Bu işlem neden yapılıyor? Şimdi çekirdeği çıkardıktan sonra o işlemi yapmazsak böyle acımsı bir tat bırakır ağzımıza. Bu yüzden o çekirdekleri çıkardıktan sonra o zar kısmını aldıktan sonra bir tık böyle sıyırabiliyoruz orayı. Güzelce temizliyoruz. Şimdi sıra her turşu için oldukça önemli olan bir malzemede, yani sarımsakta. Sarımsakların dış kabukları temizlenip dişleri ayrılıyor. Sıra geldi tüm bu malzemeyi kavanoza doldurmaya. Önce sarımsaklar, ardından turşunun fermantasyonunu yani mayalanmasını hızlandırmak için şeker ve onun da üzerine nihayet avokadolar geliyor. Fark ettiyseniz içeride biraz sıkıştılar. Ama bozulmamaları ve fermantasyon sürecini sağ salim atlatabilmeleri için bu şart. Avokadoların üzerine biraz daha sarımsak ve kaya tuzu ekleniyor. Son olarak sirke ile su da ilave edilip kapağı sıkıca kapatılıyor. Avokado turşusu ve diğer turşu çeşitlerimizi yaparken kavanozdaki bu sıkılama işlemi çok önemli. Hava alırsa turşunuz olmaz, eriyebilir, bozulabilir. Yani istediğimiz turşu elde edemeyiz. Kapağın üzerine hasırı geçirelim de organik olduğu anlaşılsın. 15 günlük kısa ama öz fermantasyon sürecini tamamlayan avokadolar artık birer turşu.